sizlerin duruşunuz, sizlerin geldiği nokta, meselelere yaklaşım biçiminiz, davranış şekliniz, bunların hepsi bu ülkenin geleceğini belirleyecek. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gelecek hepimizin projesi kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. İlk olarak Tejde Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen etkinliğin ikincisi Mahmut Çalık Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Ve başarıyı sadece kariyere endekslersek yanılırız. Çünkü başarı sadece kariyer sahibi olmak demek değil. Mahmut Çalık Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen programla 11. sınıf öğrencileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Polat, belediyecilik ve belediye başkanının yetkilerini anlattığı sohbet toplantısında eğitim ve meslek hayatı ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Şundan eminim, ülkemizin çok güzel günlere gebe olduğunu, çok güzel günlerin bizim olduğuna eminim. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilere gelecekle ilgili önerilerde bulundu. Başkan Polat'ın sunumu öncesinde biyografisi ve Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmetleri ve projelerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Geri dönüşüm evi projesiyle okullarımızda çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Atık pil ve atık yağ toplama yarışmalarıyla da çevre bilinci oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Yeşilyurt Belediyesi. Öğrencilere eğitim ve meslek hayatı ile ilgili tecrübelerini paylaşan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, memleket meselelerine duyarlı, tuttuğunu koparan bir gençlik ülkemizin geleceğine yön verecektir diye konuştu. Senin geleceğine ilgili hiçbir endişem yok. Hiçbir endişem yok. Bu gençler, bu gençlik bizim olduğumuzdurca, bu gençlik bu heyecana sahip olduğu müddetçe, bu gençlik bu bayrağa sahip çıktığı müddetçe, bu gençlik bu vatana sahip çıktığı müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını hiç kimse yere getiremez. Şu anda gençsiniz ama gençlik yıllarında... Karşılıklı diyalog şeklinde geçen programda öğrencilerin tüm sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Polat, gelecekte başarılı olmak için lise yıllarında belirlenecek hedeflerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, gençliğimiz duyarlı, bilinçli ve tuttuğunu koparan bir anlayışla hareket ederse ülkemizin sırtı asla yere gelmez. Sizlerin duruşunuz, meselelere yaklaşım biçiminiz ve davranış şekilleriniz bu ülkenin geleceğini belirleyecektir diye konuştu. Başarı ve başarının sadece para kazanmak, makam sahibi olmak, mal sahibi olmak asla değil. Hayattaki hedefimiz ve hayattaki olmak istediklerimizi sadece dünyevi anlamda ve kariyer olarak planlarsak ve başarıyı sadece kariyere endekslersek yanılırız. Çünkü başarı sadece kariyer sahibi olmak demek değil. Başarı her ne iş yapıyorsak, her ne iş yapıyorsak, yaptığımızın en iyisini yapmak. Tabii gençlere evet dersiniz, anne babanız nasihat eder, amcanız nasihat eder, okula gelirsiniz, öğretmenleriniz nasihat eder. İşte böyle kariyer günleri olur, belediye başkanı gelir, vali gelir, nasihat eder. Sizin de en sevmediğiniz şeydir. Doğru mu? Asla nasihat edilmek istemezsiniz. Ya yine başladı. Yine kafalcılamaya başladı diyeceksiniz. Ben hiç sevmiyordum. Yani serbest olmak istiyordum. Özgür olmak istiyorum. Kendi vaktimi, kendi programımı kendim yapmak istiyorum. Sınırlandırılmak istemiyorum. Gerçekten öyle davranıyorum. Ama büyüklerimiz de bu tecrübelerini bizle paylaşmak istiyor. Kendilerinin düştüğü hata benim düşmemem için gayret gösteriyor. Ama ben gencim, genç psikolojisiyle düşünüyorum. O da büyük büyük psikolojisiyle düşünüyor. Herkes yaşadığı anı yaşıyor. Anın gereğini yerine getiriyor.
şundan eminim, ülkemizin çok güzel günlere gebe olduğunu, çok güzel günlerin bizim olduğuna eminim. Ve bunun da kesinlikle gençler eliyle olacak bu. Yeni şeyler üretmek, yenilemek, geliştirmek sizin işiniz. Ve siz ileriye, daha ileriye götüreceksiniz. Biz büyüklerimizden aldık, bir yere taşıyoruz. Siz bizden alıp daha ilerilere taşıyacaksınız inşallah. Bu ülkenin geleceği parlak mı? Kesinlikle parlak. Bir şey söylemiştiniz. Şu anda gençsiniz ama gençlik yıllarında gençlik zihniyetiyle birlikte kısıtlamayı sevmediğinizi ve özgür olmak istediğinizi söylemiştiniz. Peki şu an yaptığımız iş sizi kısıtlamıyor mu bazı konularda? Ama bu göreve geldiğinizden dolayı elbette ki evde eşinizi ve çocuklarınızı ihmal ediyorsunuz, arkadaşlarınızı ihmal ediyorsunuz. Ama bunu da yapmanız lazım. Çünkü bu göreve geldiyseniz kendinizi memlekete adamanız lazım. Memleketin meselelerine adamanız lazım. Memlekete aşık olmanız lazım. Birisi aşık olunca ne yapar? Ne derler? El aşkı yu'mi ve yusin. Aşk gözün kör eder, kulağı sağır eder. Aşık olunca gözün aşık olduğun nesneden başka hiçbir şey görmez. Yani bir kız arkadaşınıza aşıksanız gözünüz ondan başkasını görmez. Derse aşıksanız gözünüz ondan başkasını görmez. Belediye başkanının ve belediye çalışanlarının da şehrine aşık olması lazım. Kesinlikle gözünün başka bir şey görmemesi lazım. Aşıkla çalışmamız lazım. Bizim bir felsefemiz var. Bugün bunun en güzel örneği de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Asla yapmayacağını, yapamayacağını söylemez. Eğer bir söz verdiyse de mutlaka yerine getirir. Mutlaka yani. Yani sürekli canlı, sürekli dinamik bir yapı. Bugün bizim 22 milyon öğrencimiz var. Bu genç nüfus demektir. Zamanın ruhuna göre, gelişmelere göre değişimin de olması gerekiyor, yenilenmenin de olması gerekiyor. Nispeten eğitim sisteminde daha yavaş hareket ediyoruz. Normal diğer büyüme oranlarımıza göre, gelişme oranlarımıza göre en yavaş hareket ettiğimiz alanlarımızdan birisi. Ama bunu düzeltecek olan da, bunu çok ileriye götürecek olan da yine bu 22 milyon. Eğer bu 22 milyon duyarlı, bilinçli, tuttuğunu koparan olursa Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı asla yere gelmez. Sizlerin duruşunuz, sizlerin geldiği nokta, meselelere yaklaşım biçiminiz, davranış şekliniz, bunların hepsi bu ülkenin geleceğini belirleyecek. Ülkenin geleceğiyle ilgili hiçbir endişem yok. Hiçbir endişem yok. Bu gençler, bu gençlik bizim olduğu müddetçe, bu gençlik bu heyecana sahip olduğu müddetçe, bu gençlik bu bayrağa sahip çıktığı müddetçe, bu gençlik bu vatana sahip çıktığı müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını hiç kimse yere getiremez. Sorular mı? Bazı bir de böyle alalım.